Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Tatsız bir duyuruyla başlayacağım ama vicdanım bu bana iletilen bilgiye kayıtsız kalmama izin vermedi. Zaten veremezdi de. Ama samimiyetle söylüyorum, ilk kez duydum. Evet, ilk kez duydum. Efendim, duymam şart mıydı? En azından duymam şart değilse bile kaybolan insanlarla ilgili daha fazla, daha geniş, daha detaylı araştırma yapabilir, kimlerin başına ne işler geldiğini öğrenebilirdim. Bilmiyordum. İtiraf ediyorum, bilmiyordum canlarım. Adı Yusuf Bilge Tunç. Savunma Sanayi Müsteşarlığında çalışıyormuş. Uzman olarak çalışıyormuş. Siyasal bilgiler mezunu. Bir öğretmenin çocuğu. Herhalde 40 yaşında falan olması gerekiyor. 3 çocuklu bir baba. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra FETÖ'cü olduğu şüphesiyle ya da iddiasıyla, ne derseniz diyelim, henüz çünkü yasal olarak hiçbir bilgimiz yok. Hukuk olarak, daha doğrusu hukuki bilgiye sahip değiliz. Savunma Sanayi Müsteşarlığından atılıyor, yani işten çıkarılıyor. Görevine son veriliyor. Sonra ambalaj ürünleri alıp arabasıyla pazarlamaya başlıyor. Ailesinin iaşesi ve ibadesini sağlamak için. 19 Ağustos günü zannederim ya da 6 Ağustos ama 2019 yılında, tam net şimdi hatırlamıyorum, kayboluyor. Bakın, kaçırıldı demiyorum. Çünkü halen hiçbir resmi merci Yusuf Bilge Tunç'un kaçırıldığını ya da öldürülmüş olabileceğini ya da öldüğünü ya da bizzat kendisinin Türkiye'yi terk ettiğini, bu konuda hiçbir bilgi vermiyor. Bilgimiz yok, en azından bizim bilgimiz yok. Google'da araştırma yaptım. Yusuf Bilge Tunç'la ilgili haberlerin YouTube hariç pek çoğunda yasak var, yayın yasağı var. Yani tıpkı Hamza Yerlikaya ile ilgili haberlerin yasaklanması gibi Yusuf Bilge Tunç'la ilgili haberler de erişim yasağı ile yasaklanmış. Erişemiyorsunuz. Yani çok bilgi sahibi olabilmeniz ihtimali yok. İnsan hakları savunucusu ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Bilge Tunç'un babası ile, öğretmen babasıyla yaptığı bir söyleşi var. YouTube'da yayınlanıyor. Babasının anlattıklarından da net bilgi sahibi olabilmemiz mümkün değil. En azından baba uzman değil. Küçük oğluna, ruhsatı küçük oğluna ait ama kaybolan, kaçırılan, ne derseniz deyin, büyük oğlu tarafından kullanılan otomobilin Ankara'da bir alışveriş merkezinin arka sokağında düzgün bir şekilde park edilmiş olarak bulunduğunu anlatıyor. Gözaltı ile ilgili bir haber yok. Yani Yusuf Bilge Tunç gözaltına alınmamış. En azından İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre gözaltında böyle birisi yok. Gözaltında böyle birisi olmadığına göre haliyle savcılar tarafından soruşturulmuş birisi de yok. Soruşturulduktan sonra kovuşturulma talebiyle hakim karşısına çıkarılmış ve hakim tarafından tutuklandığı için cezaevine konmuş biri de yok. Yani Yusuf cezaevinde de değil. Canlarım be, elbette Berat Albayrak'la ilgili samimiyetle yüreğimin yandığını söylediğimden dolayı bazıları bana sanki kırılmış da olabilirler, gücenmiş de olabilirler. Ama bakınız, nihayet biz insan haklarından söz ediyoruz. Canavar ruhlu insanların bile suçları sabit olduğu halde hakları varken, henüz hiçbir konuda suçlanmamış Berat Albayrak'ın hayatından şüphe etmemden daha tabii ne olabilir? Ya da şüphe etmemizden daha tabii ne olabilir? Benim penceremden bakıldığında Berat Albayrak'ın ortada olmayışı beni ne kadar üzüyorsa, hakkında bilgi sahibi olunamayan, kaçırıldı mı, gözaltında mı, tutuklandı mı, öldü mü, öldürüldü mü, kaza mı geçirdi, bizzat kendi isteğiyle yurt dışına mı kaçtı, bu insanların sonlarıyla ilgili de endişelerim olması
doğal değil mi? Benim için Berat Albayrak'la Yusuf Bilge Tunç arasında insan olarak hiçbir fark yok. Yusuf yaklaşık 17 aydır, 18 aydır kayıp. Ailesine bilgi de verilmiyor. Devlet yurttaşının nerede olduğunu bilmiyor. Hem de savunma sanayi müsteşarlığında görevli bir uzman bir şüphe üzerine görevinden alınıyor. Sonra da hakkında arama kararı falan da çıkarılmış. İşin kötüsü hakkında arama kararı olan birisinin normal şartlarda, değil mi, gözaltına alınması, normal şartlardan bahsediyor Türkiye'den. Sonra soruşturulduktan sonra savcı tarafından sorgulaması yapıldıktan sonra en azından kovuşturma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi gerekir. Mahkemenin de tutuklayıp cezaevine koyması gerekir. Ama Yusuf Bilge Tunç cezaevinde de yok. 1994'lü yıllara dönmeyiz inşallah. İnşallah dönmeyiz diyorum. İnsan kaybı, insan ölümünden bile ağır. Neden? İnsan öldü diye bir defa ağlarsınız. Diğerine ise her gün ağlarsınız. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya yaşıyorsa ve her gün eziyet çekiyorsa, işkence geliyorsa diye aklınızdan sürekli geçer. Hiçbir işinize bakamazsınız. Ölünün acısını bir süre sonra unutursunuz. Normal hayatınıza dönersiniz. Ama öldüğünden ya da ölmediğinden, kaçırıldığından ya da kaçırılmadığından emin olmadığınız birisi için her gün gözyaşı dökersiniz canlarım benim. Devlet bunun önüne geçmeli. Yusuf Bilge Tunç ve Yusuf Bilge Tunç gibi çok sayıda kaybolan ya da kaçırılan yurttaşımız var. PKK'lıların daha kaçırdıklarının canları değerli de bu insanların canları değersiz mi? PKK'nın daha kaçırdığı yurttaşlarımızın, çocuklarımızın canları ne kadar değerliyse Yusuf Bilge Tunç ve onun gibi devlet tarafından kaçırıldığı iddia olunan, benim ise toz kondurmak bile istemediğim bu tarz bilgiler inşallah biter artık. Ama bitebilmesi için Yusuf Tunç ya da Yusuf Bilge Tunç gibi yurttaşlarımızın, çocuklarımızın mutlak surette bulunmaları gerekir. Ölü ya da diri ama mutlaka bulunmaları gerekir.